Aşırı yeraltı su kullanımına ve küresel ısınmaya bağlı olarak yeraltı su seviyesinde özellikle 2000 yılından itibaren önemli düşüşler başladı. Konya'da Çumra, Karapınar ve Emirgazi ilçelerinde yeraltı su seviyesinde azalmaya bağlı oluşan yüzey yarığına tuzlukcuda da rastlandı. Konya Ovası'nda son yıllarda hızla artan obruk oluşumlarının yanı sıra yüzey yarıkları da sıklıkla görülmeye başlandı. Bu yüzey deformasyonları e, bazen yeryüzünde kimi yerde 1,5-2 metreye varan e, düşey atımlar oluşturan yüzey faylanmaları şeklinde izliyoruz. Küresel ısınma, suyun aşırı kullanımı ve kuraklığın etkisiyle yeraltı su seviyesinin düşmesi, zeminin çökmesine ve yüzeyde deformasyona neden oluyor. Yeraltı suyunun tarımsal sulama amaçlı çok fazla kullanımı yine şehirleşmenin e, yaygın gelişmesi, bir yandan da küresel kuraklık bütün bunlar 2000'li yıllardan itibaren tabii etkisini daha fazla gösterdi. Yeraltı su seviyesindeki azalmaya bağlı oluşan yarıklar Orta ve Batı Anadolu havzalarının önemli sorunlarından biri haline geldi. Konya havzasında, Karapınar havzasında, Niğde havzasında, Afyon Akşehir havzasında, Manis havzasında hemen hemen bütün Orta Batı Anadolu havzalarında görüyoruz. Konya'da geçen aylarda Çumra, Karapınar ve Emirgazi ilçelerinde görülen yüzey bozulmaları yerleşim yerlerinde ve yapılarda deformasyona neden oluyor. Hızlanmaya başladı, yerleşim yerlerinde olmaya başladı. Bunların tabi obruklarla da kısmen bir ilişkisi var. Bunlar yeni obrukların oluşumunu sağlıyor. Çok büyük çapta olmasa bir de. Akşehir havzasında Tuzlukçu'da görülen yarıklar, mahalle sakinlerini de endişelendiriyor.